Bana müsaade Mehmet Bey. Müsaade sizin. Afyon'dan haber geldiğinde tekrar konuşuruz Emin Bey. Görüşürüz. Tarık Bey'e çok geçmiş olsun dileklerimi iletin lütfen. Tabii, teşekkürler. Ah, gelsene Beril. Ne haber? Bugün de beni atlatmazsan iyi olacağım. Vallahi ne desen haklısın ya. Enişte minişleri de bana kaldı gördüğün gibi. Oh, sabahtan beri 50 tane toplantıya girdim herhalde. Sıkıştırmak istemiyorum ama kreasyonu teslim almadan bu işleri bitirmemiz gerek. Çok sağ ol ya. Parmaklarınız resmen sihirli Berin Hanım. Öyledir. Akşama kadar toplantım var. Ama söz. Gerekirse sabaha kadar çalışıp tekliflere karar vereceğiz, tamam mı? Öyle iyi mi hayatım? Başka bir şey istiyor musun? Ne dersin? Televizyonu açayım mı? Hayır. Sohbet ediyoruz ya. Peki hayatım. Sen nasıl istersen. Çok şükür. Gülsün. Yarın çıkınca Yalı'ya götürelim seni. Bahaneyle birkaç gün kızıma doyayım bari. Babacığım bizi bağışla. Biz eve gidelim. Ne senin düzenin bozulsun, ne Tarık'ın düzeni bozulsun. Gülsüncüm, o nasıl laf öyle? Bilakis memnun oluruz biz. Değil mi ama? Sağ ol yenge, eve gitsek daha iyi. Hadi damat, biz kahve içelim. Hanımlar da yavaş yavaş hazırlanmaya başlasınlar. Benden istediğin bir şey var mı karıcığım? Hayır, yok Tarık. Yani Gülsüncüm, bunca şeyden sonra hala başkalarını düşünmeni anlayamıyorum. Değil mi ama? Seni de düşünüyorum ya yenge, bunca şeyden sonra. Bana kızgınsın biliyorum ama Gülsün, böyle olacağını bilseydim, ben karşılarına çıkıp Tarık'la o kadına gününü göstereceğini, kocanı o kadının elinden alacağını düşünmüştüm. Belki niyetin iyiydi ama benimle oyun oynadın yenge sen. Bunu nasıl unutabilirim bilemiyorum. Keşke her şeyi açık açık söyleseydin. Öyle yapsaydın. Öyle yapsaydın. Hazırlıklı olurdum her şeye. Geriye dönmemiz mümkün olsa keşke Gülsün. Keşke Gülsün. Şimdi yenge, seni ilk ve son kez uyarıyorum. Bütün bunlar hakkında hiç kimseye tek söz söylemeyeceksin. Özellikle de babama. Ama Gülsün. Aması maması yok. Hayatımla ilgili bütün kararları bundan sonra ben kendim vereceğim. Gözüm arkada kalacak. Bize gelmeye razı olsaydı. Evi özledi herhalde. Yoksa sizi kırmaz. Hem merak etmeyin, ben hiç yalnız bırakmam. Canından bizden neden vazgeçtiğini mutlaka öğrenmem lazım. Mesul olan varsa korksun benden. Oğlum, senden ricam Gülsün'e daha titiz olma. Ameliyathane kapısında gözün açsın diye çok dua ettim baba. Onsuz nasıl yaşardım bilemiyorum. Allah'a binlerce şükür onu bana bağışladı. İkinci bir şans verdi. Bunun kıymetini bileceğim. Yüzünü çok mutlu edeceğim baba. Geçmiş de umurumda değil artık. Her şeyden vazgeçmeye hazırım Gülsün için. Gel Tülay. Hayal kırıklığına uğrayacaksın ama.
Ah. Hoş geldin. Hoş bulduk. O kadar yoğundum ki resmen tersim döndü. Hiç aramamandan anladım zaten. Farkında bile değilim, kusura bakma. Ben çıkıyorum, hastaneye geleceksen. Mümkün değil, ben daha buradayım. Eve gelmeden uğrayacağım ben de. Eniştem de halamı tatile götürecekmiş. Gitmeden de enişteme sormam gereken yığınla şeyler var. Bir süre seni unutacağız galiba. Yo, akşamları evdeyim. Bay bay. Tamam hadi. Ne haber büyük tasarımcımız? Şadoğlu. Hadi toplantı zamanı. Ya son bir görüşmem var. Oradan da hastaneye gidip eniştemle konuşmam lazım. Beni yine satıyorsun yani. Senden kurtulmak mümkün değil hanımefendi. Tamam, teslim alıyorum. Tam 3 saat sonra burada buluşalım mı? Ne dersin? Okey. Ben de bu arada biraz ilerlerim. Bu gece bu işi bitiririz. Ne diyeyim sana, süpersin. Kaybolma. 3 saat sonra buradayım. Tek adım bile atmam, söz.